Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Arnika demli çay makinesini tanıtacağız, inceleyeceğiz. Ürünümüz metal bir gövdeye sahip, çelik ve gizli rezistansı var. Gizli rezistans ne? Yani rezistans bu kısmın içinde gözükmüyor, alt tabanda. Bu da temizlik açısından kolaylık sunuyor size. Aynı zamanda kettle olarak da kullanabileceğimiz bir ürün. Cam bir gövde tercih edilmemiş bunda. Ben de çok tercih etmiyorum camı. Çünkü kırılabiliyor. Başka türlü sıkıntılar var. Bu kettle'larda, charge'larda en büyük sorun bu plastik kısımların dayanıksız olması ve elinizde kalması. Bunda bir nebze onu gidermişler. Yani herhangi bir bağlantı yapmamışlar buraya. Bağlantı yaptıklarında sıkıntı olabiliyor. Cihazın teknik özelliklerine geçersek, gerilim 50-60 Hz, gücü 1800 Watt, koruma sınıfı 1 diye geçmiş. Kullanım ömrü 7 yıl, su kapasitesi 1.8 litre, demlik kapasitesi 1 litre. Şurada iki fonksiyonlu bir tuşu ve altta bir tuşu var. Bu tuşa basıyorsunuz, alttan da bunu yukarı kaldırıyorsunuz ve şarjımız çalışmaya başlıyor. Suyu stabil, aynı sıcaklığında tuttuğu bir ayarı daha var. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Tek kapakla geliyor. Bu kapağı aynı zamanda buraya da takıyorsunuz. Bir oturma hissi yok. Yani direkt bırakın, koyun, kalsın üzerinde. Burada da aynı şekilde. Çıkarırken de gayet kolay. Bir zorlanmayla falan karşılaşmıyorsunuz. Bu da demlik kısmı. Çayınızı buraya koyup şuraya bir oyuk yapmışlar. Aynı oyuk burada da var. Yani koyduğunuzda ortalamanız için. Çünkü eğer bunu ortalamazsanız bu kapak havada kalıyor. Tam ortalamanız gerekiyor. Kapatıyorsunuz. Olay bitiyor. Yani bunu detaylı anlatacak bir şeyim yok. Çaycı yani. Bunu herkes evinde kullanmıyor. Başka konularda yorumlar yapacağım tabii ki. Şimdi bunun kanalımızda da bir tane daha inceleme videosu var. Arnika Bitkiden Pro diye bir modelin. Biliyorsunuz burada hani videoda bakarsınız tuşlu 7-8 tane tuşlu olan zilitrilyon tane özellikli bir cihaz. Ancak kullanışlı mı değil. Hani o da çok hoşuma gitti cihaz. Hakikaten de güzel dedim. Ancak o kadar tuş konulunca demek ki bir yerlerde bir sıkıntı oluyor. Arkadaşım aradı. Arıza verdiğini, çalışmadığını söyledi. Servise gitti. Ürün geri iade alındı. Yani şimdi sen çay içeceksin, su ısıtacaksın. Yani ısıtıcı lazım, demlik lazım, cihaz lazım. Ya bunun üzerine de artık GPS koyma, wireless koyma, kamera koyma. Yani bu artık gidiyor yani. Şu an bunlar olmadı ama olmayacağının garantisi yok. Düşünsenize çaydanlık almışsınız işte. Çaycı almışsınız. Üzerinde 48 megapiksel kamera var. Selfie çekiyorsun falan. Yani yapabilirler. Hani ötesi her zaman oluyor. Üreticiler ne yapsak diye düşünüyorlar. Abuk sabuk şeyler yapabiliyorlar. Az özellikli olması daha mantıklı. Daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Çay nasıl yapıyor? Çayı siz yapıyorsunuz. Yani bu normal kettle gibi ısıtarak, demliğinde muhafaza ederek, çelik olduğu için sıcaklığı daha uzun süre tutacak camlara göre. Çayınızı yapıyor. Ancak bunun içine koyacağınız çayın kalitesi, sizin elinizin ayarı, çay yapma tekniğiniz, çayı nasıl güzel yaptığı kısmına verilecek cevap. Bu normal işini gayet güzel yapan bir cihaz. Alt taban kısmından bahsedelim. Bu da çok güzel, çok hoşuma gitti. Kendi markasını yazdı. Bir şey çıkıntı bırakmış şöyle kenardan. Gayet de güzel. Bunlar zaten standart. Yani bütün makinelerde bu şekilde bir alt taban var. Koyuyorsunuz, çalışıyor, emniyetli zaten. Kabloyu sarmak için şöyle bir şey yapmışlar. Buradan da kabloyu çıkarıyorsunuz, tabanda düzgün dursun diye. Yani böyle açık olması çok hoşuma gitmiyor buraların. Yani kapalı olsa makara sistemi falan olabilir yani. Bir de mesela bu kablolar genelde kısadır. Burada onunla ilgili bir önlem almışlar. Bu da hoşuma gitti. Biraz daha uzatmışlar kabloyu. İsterseniz daha uzun bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhalde ileride birileri akıl eder. Buraya makaralı bir sistem koyup daha uzun bir kablo bırakabilirler. Çünkü kablo kısalığı sorun. Herkesin mutfağı standart değil. Dolayısıyla bu kablonun kısa kaldığı yerler olabiliyor. Güzel bir tabanlığı var. Kablosu da kaliteli. Yani çatlayacak, patlayacak. Ucuz bir malzeme değil. Güzel. İsterseniz su da ısıtalım. Ne kadar sürede ısıtıyor? Bakalım.
Suyumuzu kaynattı. Otomatik olarak bu tuşumuzu attı. Ve suyu sabit sıcaklıkta tutma moduna geçti. Bu modu kapatmak için ekstra buraya basmanız gerekiyor. Şu an komple kapalı. Böyle yaptığınızda otomatik ısıtma moduna geçiyor. Şimdi bir önceki incelediğimiz Annika'da şu kapak müthiş dizayn edilmişti. Yani şuraya bir şey tuş bırakmış basıyorsunuz. Aynı bunu şuraya bastığınızı düşünün. Videoda da var. Ve kapak kilitleniyor. Yani çekseniz gelmiyor. Bence evinde küçük çocuğu olanlar için müthiş bir önlem. İnsanın kendisi için de bir önlem. Bunda o yok. Yani onu al buna uyarlı arkadaş. Yani müşteriyi memnun et ama etmiyorlar. Suyu hızlı bir şekilde ısıttı. Gürültü seviyesinde duyduğunuz şekilde. Yani başkaları ne yapabilir? Ondan sonra çayını koy, demle. Hani video uzamazsın. Bu kadar. Ürün tavsiye eder miyim? Ederim yani. Güzel bir ürün. Metal olması güzel. Şu metal sesi bazı insanlara gıcık edebilir. Bilmiyorum. Mesela ben çekerken hafif bir içim gıcır diyor. Şu metal çok sevmiyorum. Tabağa sürtülen kaşıklar. Bu şekilde metal sesleri beni rahatsız ediyor. Hani böyle bir rahatsızlığınız varsa almayın yani. Çünkü metal sesi çıkıyor. Ama o kadar rahatsız edici değil. Çok fazla anlatacağım şey yok. Lafı da uzatıp gevelemek istemiyorum. Buradan bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ekşi Sözlük ailesine çok teşekkür ediyorum. Kanalımı 800 kadar insan takibi aldı dün gece. İyi ki varlar. Orada da kötü anılarımız oldu, iyi anılarımız oldu. Linç edildiğimiz oldu mu bilmiyorum. Belki yemişimdir. Hatırlamıyorum. Ama gerçekten güzel insanlar var. Çok fazla sayıları. Bir entinin üzerine sağ olsunlar. Kanalımı özelden isteyerek abone olmuşlar. Şunu bilmelerini istiyorum. Hepsine tek tek kendi ellerimle mesaj yazdım. Özel mesajı ulaşanlara. Copy paste yapmadım. Neden? Hepsi çok değerli. Benim için bir abone bile çok önemli. Bir şeyler yazmışlar. Cevap vermek gerekir ve benden olması gerekir. Aynı hislerle, okuduğum hisle cevap vermem gerekir. Hissimi kopyalayamazdım. Dolayısıyla hepsine tek tek cevap yazdım. Bayağı da mesaj geldi. İsimleri de kanalda yayınlamak isterdim fakat bu uygun olmayabilir. İsteyen olur, istemeyen olur. O yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum o güzel insanlara. Güzel yorum yapan arkadaşlara. Kötü yorum yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bence iyi ve kötü bir arada olmalı. Tamamıyla mutlak iyilik diye bir şey yok. Mutlak kötülük de zaten yok oluş demek. Her şey dengeli olmalı. O yüzden bazen kötü yorumlar yapılabiliyor ama olması gereken o. Adamın haksız olduğu manasına gelmiyor. Hoşumuza gitmemesi onu kötü kılabiliyor. Ama hoşumuza giden bir dünyada yaşamıyoruz. O mantıkla silmiyorum. Neyse ekşici arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Hepsine tek tek iyi ki varsınız diyorum. Hayatınızda her şey istediğiniz gibi olsun. Üzüntüleriniz kısa sürsün. Mutluluklarınız uzun sürsün. Yani bu desteğiniz için gerçekten minnettarım. Bu kadar tepki beklemiyordum. Bunu da videomun sonunda belirtmek istiyorum. Çaycı, demlik, hani bir gün otururuz inşallah bir yerlerde çay içeriz. Böyle de bir anımız olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Hepinize iyi, mutlu, güzel, hastalıksız, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.